Yani bugün Özal Savaş'ın işte ekonomi adına bölgeye gelen ya da askeri yani güvenlik kuvvetlerin aslında bugün bunların da bu Özal Savaş'ın içerisinde yer alarak işte kadını düşürmeye, kadını mücadeleden alıkoyma ve kadını tümüyle yani verdiği işte bu mücadele içerisinde özellikle ulusal kimlik için verdiği mücadeleni düşürmek için işte sevgi adı altında geliştirdikleri ilişkilerin sonucunda bugün birçok Kürdistan'da birçok örneğini yaşadık. Hakkari'den tutalım, Şırnak'a, Şırnak'tan tutalım, Mardin'e, Mardin'den tutalım, Batman'a. Yani aslında bu bir stratejik ve en son Batman'da işte bir ölüm yıl dönümüne yakın bir tarihte İpek Er. 18 Ağustos'ta İpek Er'in aslında hani tecavüz sonucunda intihara gidilmesi yıl dönümü ve halen davası sürdüren bir dava yıl dönümünde aslında bunun daha can alıcı bir şekilde bu stratejilerin, bu saldırıların devam ettiğini de belirtmek istiyoruz. Çünkü bugün İpek Er aslında bu iktidarın stratejileri ve politikaları sonucunda bu intihara girişim durumu oluştu. Aslında intihar değil, cinayettir. Çünkü içinde bulunduğu toplumsal baskının ve içinde bulunduğu aile durumunu da göz önüne alarak aslında intiharı seçti. Tabii eğer bugün biz dediğimiz gibi yani bugün bu politikaları, bu saldırı politikaları olmamış olsaydı belki İpek Er bugün yaşıyor da olabilirdi. Çünkü bugün bu sistemin kadın kazanımlarına dönük ciddi saldırısı var ve en büyüğü de bugün kadın mekanizmaları, kadınların bir araya gelecek, kendilerini ifade edecek, yardım isteyecek mekanizmaların, kurumların, kadın kurumlarının kapatılması sonucunda İpek Er böyle bir yola başvurdu. Eğer o kurumlar kayyum eliyle kapatılmamış olsaydı belki bu kurumlardan birine başvurup asıl suçlunun, failin bunu bu şeye iten, bu cinayete iten kendisinin olduğunu, Musa Orhan olduğunu belirtip aslında belki bugün de yaşıyor olabilirdi. İpek Er, uzman çavuş olan Musa Orhan tarafından önce alıkonuldu, tecavüze maruz kaldı, işkenceler gördü. Daha sonrasında da işte intihara sürüklendi ve daha sonra da İpek Er intihar etti. Buna benzer birçok kadın arkadaş, birçok olay yaşanıyor ve dediğim gibi yaşanan bu ilişkiler sonucu intihara sürükleniyorlar ve intihar etmek zorunda kalıyorlar. Şu anda Kürdistan'da bir bütünen Kürt kadınlarına, özellikle genç kadınlara yaklaşım şu anda bu yönde geliştiriliyor ve bunu da tabii bu gücü de üniformalarına ve devletin cezasızlık politikalarına dayanarak aslında bu kadar rahat davranıyorlar, bu kadar rahat insanların hayatını karartabiliyorlar ve onları yaşamdan koparabiliyorlar. Buna dönük elbette biz defalarca Musa Orhan'ın da yargılandığı davaya da katıldık. Davayı da yakından takip ettik ve bir kapıdan içeriye girip diğer kapıdan dışarıya çıktığını da gördük. Bir daha İpek Er'lerin durumunun yaşanmaması için bütün alanlarda kadınlarla dayanışarak, kadınlarla daha çok diyalog kurarak, kadınlarla daha çok o örgüt yani diyaloglarımızı geliştirerek, bir araya gelerek aslında neler yapmak istenildiğini, neden böyle bir şey, böyle bir politikanın izlendiği üzerine de çalışmalar yürüteceğiz, sahalarda olacağız ve elbette ne İpek Er'i ne de diğer bütün kadınların akıbetini sormaya devam edeceğiz.